Dedemizden gelen meslek bu. Tatlılar şu an biraz durgun. Sait Bey, hem işletmemizi hem de bölgedeki hem tarımsal hem hayvansal faaliyetlerden de bahsettik. Şimdi sözü ziraat mühendisi, zooteknist Elif Hanım'a veriyoruz kendisinden. Hem işletmemizi kısaca bir tanıyalım tekrardan, hem de tam rasyon dediğimiz olay nereden çıktı? Onu sizden dinleyelim. Tamam. Şimdi biraz önce babamın da bahsettiği gibi biz 1997 yılından beri mısır silajı işiyle uğraşıyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz ve mısır silajının paketlenmesi üzerine daha çok. Şimdi o zamandan beri evet bu şekilde çalışıyoruz ama herkesin farklı ihtiyaçları var. Hayvan sayısına göre, çalıştırdığı kişiye göre. Şimdi böyle olunca hem paketleme işlemi bize işçiliği, maliyetleri biraz daha azaltıyor. Bunun yanında hayvanlarımızın bütün ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz tabii ki beslenmesi konusunda. Böyle olunca herkes tam anlamıyla dengeli bir şekilde rasyonu oluşturamayabiliyor. Evet. Çünkü her yerde hem aynı ürünler yok ya da bulamıyor, pahalı. Bunun gibi olumsuzluklar da var. Ya da kişiler, herkes yeterince bilinçli değil ya da yeterince dikkatli değil. Evet. Bazı noktalarda eksiklikler, sorunlar görebiliyoruz. Bunun gibi olumsuzluklar sebebiyle tam rasyon yemlere yöneldik. Yani biz dedik ki herkese, çuvalı açtığı zaman insanlar, herkes aynı koşullarda hayvanlarını besleyebilsin. Bunu hem mümkün olduğunca ekonomik şekilde sağlayalım, hem de herkes aynı koşullarda beslesin, aynı verimi alsın. Aynı şekilde dikkatli davrandığı sürece hayvanlarını aynı şekilde geliştirip para kazansın. Karet. Tam rasyon ürünler buradan çıktı. Bunların avantajı ne oldu? Dediğimiz gibi hem işçilik maliyetleri azaldı, hem hayvanların verimleri olumlu anlamda etkilendi. İster süt verimi olsun, ister et verimi, ister buzağı verimi olsun ya da kuzu verimi olsun. Aynı şekilde bir düzene bindi. Bunun yanında hayvanlarda rasyon dengeli olduğu için, uygun şekilde hayvanın istediği şekilde beslendiği için birçok rahatsızlık da aslında ortadan kalktı. Bunlar neler? Ayak hastalıkları, büyük başta özellikle meme hastalıkları, dönme problemleri, bunun gibi birçok hastalık ortadan kalktı aslında. Çünkü siz hayvanı dengeli bir şekilde beslediğiniz zaman bu hastalıkların temeli metabolik rahatsızlıklar. Yani besleme kökenli büyük çoğunluğu. Hayvanı da düzgün bir şekilde beslediğiniz zaman, yeterli ve dengeli beslediğinizde bu hastalıkları zaten ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet. Ha, hiç olmuyor mu? Evet, olabilir. Yani baştan bu hayvan bir rahatsızlık atlatmıştır. Arkası gelir ama bunları önlemek yine bizim elimizde. Tam rasyon yemler de buradan çıktı. Şimdi İşletmemizdeki hayvan varlığına bakarsak, burada buzağı grubundan en son artık bıçağa gidecek kesimlik hayvana kadar her yaş grubunda hayvanımız var bizim. Evet. Ve bu hayvanlar için hepsine benzer rasyonlar kullanıyoruz. Bu bahsettiğimiz enerji besi, enerji süt silajları. Bunun yanında kurban besi ya da orta besi dediğimiz besi silajı grubu. Pişmiş yemler, bunlar pişmiş tam rasyon, tam süt, tam besi. Bizim işletmemizde herhangi bir şekilde fabrika yemi ya da saman, bunları kullanmıyoruz. Hani herkesin özellikle üstüne titrediği ürünleri biz işletmemizden içeriye sokmuyoruz. Evet. Açıkçası. Şimdi burada bakarsak hayvanlarımıza, bu tarafta küçük erkeklerimiz var ve bunları enerji besi silajlarıyla besliyoruz. Biraz önce babamın da söylediği gibi bu hayvanların yaşlarının da küçük olmasına rağmen
Biz ortalama 1600 gram, 1700 gram gibi canlı ağırlık artışı sağlıyoruz günde. Hı hı. Normalde literatürde geçen Holstein ırkı için 1 kilo 250 gram gibi bir canlı ağırlık artışı olduğunda biz bunu sevindirici buluyoruz. Evet, hı hı. Çok iyi buluyoruz ama biz bunun çok çok üzerine çıkabiliyoruz bu rasyonlarla. Çünkü hayvanların gerçekten istediği şeyler bunlar. Yani sindirilebilirliği daha yüksek. Hı hı. Bunun yanında hayvanın faydalanması daha kolay ve rasyon da dengeli olduğu zaman bunlar bize hep artı olarak geri dönüyor. Evet. Sadece biz temelde şuna dayanıyoruz. Hayvanlarımız bu yemlerle doysun diyoruz. Şimdi evet, canlı ağırlığının mesela belli oranlarda literatürde hep şey geçer, %2'si, 2,5'u gibi yem tüketimi ya da kuru madde tüketimi üzerinden hesap edilir. Ama biz diyoruz ki canlı ağırlığının %4'üyle bizim yemlerimizde hayvanlarımız doyar. Hı hı. Ve bu doyma da bize bu bahsettiğimiz 1 kilo 600 gram gibi, bu grup için konuşuyorum, canlı ağırlık artışını bize sağlar. Bu da bize ekstra avantaj demek. Evet. Çok fazla kilo canlı ağırlık artışı sağladığı için. Diğer taraftan bu yemlerin içeriğinde neler var? Enerji besi, enerji süt silajlarımızda, ki burada enerji besi silajını kullanıyoruz. Burada arpa silajı, mısır silajı, fil silajı, tritikale silajı, kızarmış patates cipsi, pişmiş, yine, hı hı, ısıl işlemden de geçiriliyor bu ürün. Pamuk çekirdeği, ay çekirdeği, bu ürünler var. Şimdi geviş getirmede problem olabileceği söyleniyor bize hep. Bu ürünleri ilk defa kullanacak olan arkadaşlarımız tarafından. Ama bu ürünlerin zaten selüloz içerikleri olduğu için her biri, hayvanın geviş getirmesinde herhangi bir problem yok. Ha, siz sadece mesela kuru arpayı, mısırı, sadece bunları verseniz, evet, hayvan sindirmekte sıkıntı, problem zaten çekecek. Hı hı. Dolayısıyla geviş de getirmeyecek. Bunun arkasından bir sürü rahatsızlık da gelecek. Aynı zamanda hayvanların istediğimiz şekilde de verime yatması da uygun olmayacak. Göremeyeceğiz böyle bir sonuç. Bu şekilde devam ediyoruz beslemeye. Arkasından enerji süt silajıyla düvelerimizi besliyoruz. Yani düvelerimiz artık 1 yaşına geldi bu enerji süt silajıyla yine. Daha sonrasında da tohumlandılar. Yine ilkine tohumlamada gebelik oranımız çok yüksek. Biz hiçbir şekilde dönme problemi yaşamıyoruz. Yine enerji süt silajıyla devam ediyoruz ve temel yine aynı. Hayvanlarımız bu silajla doysun. Hı hı. Enerji süt silajımızın da içerisinde yine bunların oranları farklı. Yani enerji besi silajı ve enerji süt silajının temelde ham maddeler aynı gibi görünse de rasyon içerikleri farklı, oranları farklı. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Onda da yine arpa silajı, mısır silajı, fi tritikale silajları, yonca silajı, kızarmış patates cipsi, pamuk çekirdeği, kapçık, bu ürünleri kullanıyoruz. Onda da özellikle düvelerimizi onunla besliyoruz ve ilkine tohumlamada, evet, çok yüksek gebelik şansımız var. Herhangi bir şekilde dönme problemimiz yok. Hı hı. Ama süt hayvanlarına yönelik de aynı şekilde beslemeye devam ettiğimizde bizim sadece bu ürünlerle süt verimlerimiz de düşük değil. Şöyle söyleyeyim size, işletmelerdeki 20 kilo 22 kilo civarında olan süt ortalamalarına sadece enerji süt silajını öneriyoruz. Hı hı. Eğer bundan daha fazla süt verimi varsa, o zaman diyoruz mesela 25'in üzerinde, 30 kilo civarındaysa, o zaman diyoruz ki takviye süt yeme ekleyebilirsiniz. Ama bunu da şu anda işletmelerde üretici arkadaşların yaptığı gibi işte 10 kilo 12 kilo süt yemi vermek yerine bunu azaltın. Hı hı. O şekilde sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve siz aynı süt verimini alacaksınız yine. Evet. Bu şekilde besliyoruz onları da. Hı hı. Şimdi hiçbir şekilde kesik yem bu rasyonlarımızın içerisinde bulunmuyor. Bulunmuyor. Normalde. Sadece 25 kilo üzeri süt verimi veren hayvanlarda besi, yani beslerken süt yemi kullanabiliriz. Evet. O da neden? Enerji ihtiyacının maksimum seviyede olduğu için, bir de gebelik döneminden sonra, yani o doğumdan sonraki yaşanan hastalıkları önlemek amacıyla da
Öyle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi hayvan süt verimi ne kadar fazla olursa, sonuçta düveyle ya da 15 kilo 18 kilo süt veren hayvanla bir değil aynı ihtiyaçlar. Hı hı. O yüzden artı takviyeler gerekecektir. Evet. Bunları da isterlerse bizim kullandığımız yine pişmiş tam rasyon tam süt yemimizi kullanabilirler. Hı hı. Ya da kullandıkları kendi süt yemlerini azaltarak kullanabilirler. Evet. Ama bunlarda en iyi ölçüt yine hayvanın kendisi. Hani evet belli oranlar var ama hayvanlarımızı gözlemleyerek biz kaç kilo kullanacağımızı belirlersek, hı hı, bu bizim için daha uygun oluyor. Evet. Çünkü hayvanda da herhangi bir şekilde problem görmüyoruz. Hı hı. Hem de verimi nerede istiyorsak orada tutuyoruz o zaman. Evet. Şimdi bir işletmenin en büyük maliyet sebeplerinden birisi yem maliyeti. Evet. %70 oranında. Yani bir de dışa bağımlıysanız, az önce Sait Bey'in dediği gibi de tamamen dışarıdan bağımlı, ekide hiçbir araziniz yoksa %70 civarında yem maliyetimiz oluyor. Peki böyle rasyon kullandığımızda bizim maliyetlerimiz bir şey işletmede ne olur? Böyle kaba taslak hani bir rakam var mı bu konuda? Burada oran şöyle söyleyeyim, %70'lerin çok çok altına düşer. Çünkü bunu aslında biz %70 sadece yem maliyeti olarak düşünmüyoruz. Hı hı. Yem maliyetinin yanında veterinerlik hizmetlerini de düşünmek gerektiğini savunuyoruz biz. Hı hı. O yüzden oran %70'in çok çok üzerine çıkıyor aslında. Bu şekilde hesap edince. Hı hı. Bizim bu şekilde maliyet hesabı yaptığımızda bundan çok daha ucuza geliyor. Mesela çuvalı biraz önce söylediğim üreticilerimize. Hı hı. Kendimiz de aynı şekilde aynı ürünleri kullanıyoruz. Böyle olduğu zaman hayvan kaç kilo yerse yesin, zaten şu anda aldığımız fabrika yemlerinin çuvallarının 50 liranın üzerinde olduğunu düşünürsek zaten oralara yetişemiyor. Evet. O yüzden baştan zaten biz avantajlı oluyoruz. Üstüne üstlük veterinerlik hizmetleri almadığımız için oradan da ekstra avantajlı oluyoruz. Ve aynı şekilde süt verimimiz aynı. Hı hı. Et verimimiz daha fazlasıyla bize geriye dönüyor. Buzağı verimlerinde herhangi bir şekilde problem yok. Biz her halükarda bu şekilde beslemeyle daha karlı oluyoruz. Evet. Hem fertilite sorunları da ortadan çözülüyor. Kalkmış oluyor. Yani tohumlamada herhangi bir sıkıntı. Çünkü beslenme, hastalıkların bütün temeli, yani nereden bakarsan, yani viral veya bakteri hastalıkları bir kenara bırakalım. Tabii. Birçok metabolik hastalığın temelinde zaten beslenme, evet, yanlışları bulunuyor. Böyle bir tam rasyonla beslenen hayvanlarda da hem metabolizma hastalıkları hem fertilite sorunları da azaltılmış oluyor. Hem dediğiniz gibi de veteriner hizmetlerinden de ekonomik olarak fayda sağlanmış, evet, oluyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi benim bir işletmem var. 50-100 başlık bir sağmal çiftliğim var. Ben kendi yemim olarak sadece sılaj üretebiliyorum. Yani mısır sılajı üretebiliyorum. Hı hı. Ekili arazim yok, sadece mısır sılajını kullanabiliyorum. Diğer dışa bağımlı yemlerimde de ben tam rasyonu kullanmak istiyorum. Hı hı. Benim elimde mısır sılajım var. Bu noktada siz yem olarak bir şey verebiliyor musunuz? Siz veteriner misiniz? Yani özel yem yapıyor musunuz bu konuda? Şimdi o şekilde yapabiliriz ama şöyle bir şey var. Bunun işletme içerisinde kontrolü biraz daha zor olur. Yani burada çuvalın içerisinde her şey tam ve dengeli bir şekilde hazırlandığı için, hı hı, bunu siz çuvalı açacaksınız. Hayvanlarınızın gruptaki, padoktaki sayınıza göre bir çuval yetiyorsa bir çuval, beş çuval yetiyorsa beş çuval dökeceksiniz ve rasyon içeriğinin hepsi aynı olacak. Evet. Ama siz derseniz ki bende mısır sileci var, içine mısır sileci ekleme. Ben, hı hı, buradan koyayım. Ama bunu takip etmek çok daha zor. Yani ne kadar koyacağınız belli değil. Her işletme sahibi aynı şekilde işletmesinin başında duramayabiliyor. Hı hı. Mesela bunu çobanlarımıza bıraktığınız zaman evet çok iyi takip edenlerimiz de var. Evet. Ama kimisi çok iyi takip edemiyor da tartı problemi var vesaire. Bu yüzden problem çıkma olasılığı daha yüksek. Evet. Öyle olduğu zaman biz diyoruz ki buradan aynı ürünü al. Ama kendininkini de biraz biraz takviye ederek hani uzun bir zamanda bitsin elinde kullan. Hı hı. Ama bundan 1 kilo eksik ver ya da 2 kilo eksik ver, onu da üzerine kullan. O şekilde devam et, daha iyi. Evet. En azından rasyon dengeli olsun. Hı hı. Ya da onu farklı bir yerde değerlendirebiliyorsan farklı bir grup hayvanında o şekilde değerlendir. Yani kişinin işletmedeki durumuna göre farklı alternatifler bulmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Ramazan içerisindeyiz ve yakın bir
tarihte de Kurban Bayramı'na nail olacağız inşallah. Kurban besisi için, yani kısa zamanda canlı ağırlık artışını arttırmak için bir besi rasyonumuz var mı bu konuda? Var. Onunla ilgili de çalıştık. Şöyle söyleyeyim, bizim kurban besi ya da orta besi dediğimiz bir silaj çeşidimiz var. Yine enerji silajlarımız gibi. Bunlarla bu kalan kısa zamanda hayvanlarımıza iyi şekilde yedirip, yine bizim üzerinde durduğumuz noktada durup doyurduğumuz sürece hayvanlarımızı parlatıp istediğimiz kiloya ulaştırabiliriz. Hı hı. Bunun içerisinde neler var? Arpa silajları, pi tritikale, yem baklası, yem bezelyesi, bunun dışında arpa, mısır, buğday, kısmen dane yem karışımları da var. Hı hı. Kızarmış patates cipsi, pamuk çekirdeği bu ürünlerden oluşuyor. Yine bu ürünün de sindirilebilirliği çok yüksek. Hayvan daha kolay faydalanıyor. Hı hı. Ve yine 3 kilolara kadar günde canlı ağırlık artışlarını sağlayabiliriz bu ürünle de. Ama bu nedir? Tabii ki bireysel farklılıklar da önemli. Hayvanların yapısı da önemli. Ve bizim ne kadar takip ettiğimiz de çok önemli, evet, bununla ilgili. O yüzden bu ürünü de biz kurban besi konusunda da iddialıyız ve bütün üreticilerimize de tavsiye ediyoruz bu şekilde besicilik yapan. İstedikleri şekilde kullanabilirler. Sonuna kadar hayvanlarını istedikleri canlı ağırlığa ulaştırabilirler bu ürünle de. Evet. Son bir iki daha sorum var. Zaten programımızın da sonuna geliyoruz. Tamam. Öncelikli olarak tamamen doğal bir ürün diyebilir miyiz? Yani hiçbir katkı maddesi, premix veya da herhangi bir şey yok, değil mi? Yok, herhangi bir şey yok. Zaten bunların olmamasının aslında sebebi de şu. Çeşitlilik içerisindeki ürün çeşitliliği fazla olduğu için, hı-hı, hayvanlarımızın bütün ihtiyaçlarını sağlıyor. Buradaki hayvanların hiçbirine biz bugüne kadar ne vitamin takviyesi yaptık ne de önlerine premix kovalarından ya da yalama taşlarından koyduk. Çünkü hayvanlarda herhangi bir şekilde bu anlamda bir ihtiyaç görmüyoruz, eksiklik görmüyoruz. Tüylerinde bozukluk görmüyoruz. Hı hı. Herhangi bir şekilde taş, kum, yeme, yalama hastalığı görmüyoruz. Hiçbir şekilde bir rahatsızlık, eksiklik belirtisi görmüyoruz hayvanlarda. Evet. Bu ürünleri kullanan diğer üreticilerde de böyle bir sorun görülmüyor. O yüzden her anlamda zaten doğal olduğunu biz biliyoruz ama diğer kullanan arkadaşlar için de bu şekildeki gözlem en iyi ölçüt aslında. Evet. Şimdi son bir sorum var. Ben bir üretici olmak istiyorum. Yani hayvan bakmak istiyorum ama sadece çiftlik açacak kadar bir arazim var diyelim. Yani, hı hı, 50 baş koydum veyahut da besi sadece yapacağım. 50 başlı besim var. Hiçbir ekip arazim yok. Bu işi yapmak istiyorum ama hayvanları seviyorum. Böyle bir işletme kurduğumda, sizin yeminizi kullandığımda, yani bu tam rasyonu kullandığımda bana yeterli gelir mi? Hayvanlarıma yeterli gelir mi? Başka ya da dışarıdan kesinlikle bir şeye bağlı kalmam gerekiyor. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olmaz. Hı hı. Hiçbir şekilde kuru ot ya da işte arpa, mısır, dane yemler grubundan ya da saman vesaire, bunların hiçbirine ihtiyacınız olmaz ki biz saman gibi ürünlere zaten komple karşıyız. Hiçbir, evet, şekilde kullandırmak istemiyoruz aslında. O yüzden bizim ürünlerimiz size sadece tek başına yeterli gelir, hı hı, ve ekonomik de olur. Efendim, aynı zamanda. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben hem hayvan besleme ederim konusunda yeni bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü ülkemizin artık kaba yemle beslemeye geçmesi lazım. Yani kaba yem dediğimizde samanla değil. Çünkü kaba yem dediğimizde herkesin aklına saman, evet, geliyor. Saman artık hayatımızdan çıkarıp gerçek anlamda kaba yem materyalleriyle, evet, beslememiz lazım. Kesif yemi ne kadar azaltabiliyorsak, çünkü birçok işletmede kullanılmak zorunda kalıyor. Ne kadar azaltabiliyorsak o kadar iyi diyebiliyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de hayvancılığımız ekonomik hale gelir. İnşallah. Kârlı hale gelir inşallah. İnşallah. Onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Hayvan beslemede ve rasyon olayında Elif Hanım'ı ve Sait Bey'i dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Dedemizden gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun.